Herkese selamlar dostlar. 15 Eylül 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Bugün için 5 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlardan bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Bir adet maç skoru yarışmamız var. Onunla başlamak istiyorum. Bayern Münih ile Bayern Leverkusen Bakın Bundesliga'da bu yılın maçı. Bakın Dortmund Bayern Münih falan değil. Bu yılın en iyi takımı şu an Bayern Leverkusen Bundesliga'da ilk haftaları itibariyle net bir oyun var. Mükemmel bir oyun var. Sizce maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Çok güzel bir maç bekliyorum. Yani 3-2 dahilinde bir skor çıkabilir, patlayabilir bilmiyorum ama göreceğiz. İki iyi oynayan takım var. Sizce maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Japonya Türkiye maç skorunu kazanan arkadaşımız da Kerem bana Instagram üzerinden zaten ulaştı. Gruplara dahil ettim. Instagram üzerinden sizler ulaşmak isteyenler her türlü soru, görüş, öneri, eleştiri her şey olabilir. Buradan benimle doğrudan gruplar hakkında bilgi almak için de doğrudan Kangal Bey Instagram hesabından iletişime geçebilirsiniz son gün yani 12 Eylül raporuna baktığımız zaman da toplamda 5-6 adet mücadele anlatmıştım zaten. Sadece yatan tek mücadelemiz İsrail maçı oldu. Japonya'nın KG varı, Japonya'nın 2 gol atarı, İspanya ilk yeri 1.5 üst, Norveç alır 1.5 üst, İtalya, Ukrayna 2-3 gol, Malta, Makedonya 2-3 gol hepsini içeri aldık. İsrail'i 1-0 bitti yani bize yetmedi. İlk yerde kaçırmış olduğu pozisyonlar vesaireler var fakat MS1 olarak bitti. Yüksek misilerden zaten oradan da biz telafisini yaptık. Hatta yüksek misler ekrana gelsin. Solda gördüğünüz yüksek misli Avrupa. Yani çok fazla yüksek gitmedim. 500 ve 750 olarak gittim. Yüksek misli Avrupa'ya baktığımız zaman İsrail'in galibiyeti İtalya'nın da çifte şansı olarak önermiştim. İsrail 90'da attı geldi bildiğiniz üzere. Onu içeri aldık. Bu İtalya zaten yenilse, yani yenilmesi çok zordu. Çünkü aşırı ihtiyacı vardı. Yendi hatta. Ben garanti aldım. Çifte şans. 500 misli önerdim. Bir oranı vardı toplam. Yüksek misliye baktığımız zaman da legal Norveç Gürcistan maçında Norveç'in atacağı 2 gole 750 misli önerdim. Bu da rahat bir şekilde içeri aldık. Değerlendirenler ayrıca tebrikler. Yüksek misli de bu şekilde misliler önererekten de devam ediyoruz ki Eylül yüksek mislinin kasası gelsin. Ağustos ayında devreden kasa 6.921 TL idi. Kapandı zaten. Net bir şekilde karda kapattık. Eylül'ün kasası da şu an 2.875 TL net karda olarak devam ediyor. Cuma günü itibariyle yüksek mislerle devam ediyoruz ve mislileri rahattırarak da devam edeceğiz. Umarım şans yanımızda olur. Canlılarla zaten kendi gruplarımıza gayet güzel bir şekilde devam ediyoruz. Dün aynı şekilde maçlar güzeldi. Almaya başardık. Japonya maçını öyle bir canlı yaptım ki birazdan göstereyim. Hatta direkt ekrandan göstereyim. Bakın. Japonya maçının ilk 11'ini attım. Ekrandaydım. Dedim ki bunlar bize iki tane atmadan bırakmaz dedim. Bakın açıklamada yazıyor. Bunlar bize iki tane atmadan en iyi kadroyu çıkarmışlar yazdım. Hazırlık maçı olması fena vurdu. Ito 1-0 öne geçti. Sizce Kunus gönderirler mi diye anket yaptım. %79 evet. Başlayalım bakın. Demişim ki. İlk ev sahibi 1.5 üst olarak 1.44 gibi oradan almış mıyız? Aldık. Ne oldu? İki yerden geldi mi? Geldi. Devam ettik. Dedim ki ev sahibi 2.5 üst. Yani Japonya'nın 3. golüne de burada 1.49 gibi oran var. Ne oldu? Geldi mi? Geldi tertemiz. Bunu da yeşillendirdik. Ondan sonra dedim ki yani Japonya'nın da ev sahibi 3.5 üst neden almıyoruz? 1.49 gibi oranı var. Kaptığı gibi atıyor onu aldık. Bir de dedim ki Türkiye'nin oranı geldi. Türkiye'nin de bir bahis alalım. Türkiye'nin de bir golünü alalım. 1.44. Maç güzeldi. İkisini de içeri aldık mı dostlar? Ondan sonra durmadım. Dedim ki Türkiye'nin burada atacağı bir golü daha alalım. Deplasman 1.5, 1.53 gibi orandan aldık mı aldık. O geldi mi geldi. Bu arada maçlar hakkında bilgi veriyorum. Japonya direkt ikinci yarı güzel başladı. 2'ye 1 gidiyordu. Arkadan Salih Özcan kaydı falan derken 4'te 4. Bilgiler 5'te 5. Allah bereket versin diyerekten de bu şekilde canlar yaptığımızı da belirtelim. Sizlere bunu açık açık gösteriyorum. Sizlerden ricam videoyu atsanız beğenilerdir. Bakın Artı 300'ün üzerine like gelirse cumartesi ve pazarın videosu birleşik olabilir. Sizlere bir adet kombin önerisi yapmayı düşünüyorum. Değerlendirecekler. Herkese bol şanslar. Like'larınızı bekliyorum. Hem bir de yorum atarsanız bizim için güzel olur. İlk mücadelemiz Porto ile Esprela mücadelesi. Şimdi Porto'nun bir şampiyonlar ligi mücadelesi var. Öncelikle ondan bahsedeyim. Deplasman'da oynanacak bir mücadele bu. Porto ondan önce burada Deplasman'da bir Esprela mücadelesi oynayacak. Porto kazanabilir fakat bu tür zamanlarda takımların şampiyonlar ligi olduğu zaman milli aradan sonra sürpriz sonuçlar çıkabiliyor. Fakat ben bu maçta herhangi bir sürpriz sonuç beklemiyorum. Porto galibiyeti gelebilir. Bu Porto galibiyeti nasıl gelir? Bunun üzerinden bahis alalım bence. Benim skor beklentim dostlar 2-0'lık bir Porto galibiyeti olacaktır. İdealden 4.5 altında 2 yaparsak 1.45 gibi oran alırız. Ama ben burada biraz daha riskleri de zorlamak istiyorum. Bu ideal olsun. Biraz daha yüksek orandan 1.86 benim sevdiğim orandır. Genellikle de yanıltmaz. Umarım tekrardan gelir. Benim de skor beklentim zaten burada 2.0 iken 3.5 altında 2'nin oranı 1.80 aldı. Bu da yüksek orandan sizlere bir önerim olsun. Değerlendirecekler bol şanslar. Net skorum da 2.0. Bayern Münih ile Bayer Leverkusen mücadelesi. Bu maçında maç konu sizlere sorduk. Bakın Bayer Leverkusen inanılmaz bir top oynuyor. Ve yapılan transferler bakın özellikle Grimaldo, Boniface, Muazzam, Hoffman, ve çaka. Bak 4 tane bu transfer doğrudan ilk 11'e ve premium yani e, premium diyorum. Prime ya prime takım oldu şu an. ha. doğru kelimeyi bulamadım. Şu an prime performanslarını veriyorlar baktığımız zaman. inanılmaz bir iş çıkıyor. Son maçta Darmstadt maçında da izledik. Yüksek missini yaptık. 2500 misli olarak girdiğim bir Bayer Leverkusen vardı. İzliyordum. Ya canlısına da girdim ki süper oynayan bir takım var. Zek veriyor bekleri. Burada Bayern Münih ile oynayacaklar. Fakat şöyle bir durum var. Bayern Münih bu tip maçlarda genellikle kazanan taraf oluyor. O yüzden burada Bayer Kuzen dev basmana taraf gitmek zaten sıkıntı. Zaten oran olarak da 4 sonuç açmışlar Bayer Leverkusen'e. Dostlar eğer beklendiği gibi bir mücadele geçerse 3.5 üstü var bence. İdeal olarak değerlendirme altına alabiliriz. Bakın 1.58 yani mücadelede 4 gol olma ihtimali var. 2.5 üstü zaten oranı yok. KG var zaten oranı yok. Alabileceğimiz oran burada 3.5 üstü. İdeal olarak almak istiyorsanız. Ben burada biraz da riskleri zorlamak istiyorum. Maçın beklentisi bu arada 3 birlik bir Bayern Münih galibiyeti. İndeks beklentisi bu. Onu söyleyeyim ben sizlere. Onun dışında Bayer Leverkusen bu kadar formdayken ve deplasmanda Bayer Leverkusen'e çok açık oynarsanız çok fazla golü yiyebilirsiniz. Bu Bayer Münih de olsan, Liverpool'da olsan, City'de olsan açık oynarsan Bayer Leverkusen, Bayer Leverkusen sizi cezalandırabilir. Ben burada Bayer Leverkusen'in bir golüne zaten güvenmişim. Diyorum ki deplasmanın 1.5 üstüne de 2 oyun gibi oran açmışlar. Sisteme ekstradan eklenebilir diye düşünüyorum. 3 ikili skor gelirse de ne hala bizlere. Antwerp ile ve Vestello mücadelesi. Bu maçın oranı henüz daha açık değil dostlar. Ondan bahsedeyim ben sizlere. E, Vestello son zaten 6 maç oynadılar. Son 5 maçında kaybeden bir Westerlo takımı var. Şu ekranda dursun anlatalım diyorum. Bu ekranda dursun. Şimdi Antwerp'in bir Şampiyonlar Ligi mücadelesi var ve Şampiyonlar Ligi'nde kimle oynuyor? Barcelona deplasmana gidecek. Bu maçı oynayacak. 4 gün sonra da Barcelona deplasmana gidecek. Ve günlerden cuma. Sürprizlerin çıktığı bir gün. Burada Westerlon'un bir golüne Avrupa'da bir 47 gibi oran açmışlar. Türkiye'de bir 35 bir 40 bantlarında olacaktır. Benim önerim burada. Mestelio bu kadar kötü gitmişken. Antwerp'in ne kadar daha iyi takım da olsa. Akılları deplasmanda oynayacağı Barcelona maçında olacaktır mutlaka. O yüzden ben burada Westerlon'un bir gol atmasını bekliyorum. Evin bir golü zaten bir 40 bantlarında oran açılacaktır. KG varın oranı da eğer oran daha yetmez diyorsanız da veya bak evin bir golü idealdir. Burada Antwerp zaten daha iyi takım. Daha açı da favori çıkacaktır zaten. Antwerp'in de atacağı golle birlikte KG varın oranı Avrupa'da bir 70 bizde bir 60 bir 65 seviyelerinde olur. Bu da ekstradan biraz daha yüksek oran olsun. Bakın KG var'a göre yüksek oran. Sizler de biliyorsunuz zaten. Ama evin bir gol atması burada muhtemeldir. Evde sürpriz yaparsa. Yani cuma günü de zaten sürpriz maçlar da çıkıyor. Hep biliyoruz genelde böyledir. Evde sürpriz yaparsa şaşırmayacağım durumlardan biridir. Ekstradan kulağınıza katayım bunu da. Paris'in Nice mücadelesi. Paris'in de aynı şekilde Şampiyonlar Ligi mücadelesi var. Ve Bo Borussia e Dortmund'un basmana girecekler. Paris'in gruba bak. Ölüm grubu zaten. Milan çok formda. Newcastle Newcastle'da var. Newcastle'ın durumu zaten biliyorsunuz. Paris burada Nice'de oynayacak. Benim beklentim şu yönde. Ya aşırı bir gollü bir maç geçmeyecektir bence. Paris burada ilk yarıdan bir tane veya iki tane atıp 2-0 geçip maçı bence böyle aktif dinlenmeyle bitirecektir diye düşünüyorum. O yüzden idealim burada. Paris'in burada ilk yarıdan atacağı bir gol bir 37 gibi oran var. Mbappe falan da oynar. İlk yarıdan dediğim gibi burada aktif dinlenme de olur. İlk yarıdan işi bitirmeye çalışan Paris'in Paris ilk yarıdan bir golü bir 37. Bunu aldık mı? Eğer alternatifte iddia istiyorsanız bu mücadeleye biraz daha oranı yükseltelim diyorsanız ben sizleri şöyle yükseltebilirim. 4.5 altına bir yaparsanız 1 yaparsanız oranı 1.70'e kadar yükseltirsiniz. Şundan dolayı diyorum dostlar. Dediğim gibi Dortmund deplasmanı var. Çok önemli bir deplasman. Şampiyonlar Ligi'nde ölüm grubu. Şampiyonlar zaten Lig 1'de her sene Paris şampiyon oluyor. Onlar için önemli olan Şampiyonlar Ligi başarısı. Nice de kötü takım değil. Ama burada evinde de böyle 2-0 ayarında galip gelecektir. İlk yerden Paris'ten bir gol bekliyorum. Mücadelede maksimum yani 3 gol olur gibi geliyor bana. 4.5 altında birinde oranı 1.67 gibi oranı var. Sizlere de önerim bu yönde. Southampton'la Leicester mücadelesi, bir Premier League maçı gibi bir maç olacaktır. Her iki takımdan çok önemli isimler gitti, bunların da farkındayız. Yunus Akgün Leicester'da oynuyor. İlk 11'de son haftalarda devam ediyor. Son Hull City mücadelesinde 1-0 kaybettiler. 21 tane şut çektiler ve bir tanesi isabetli. Fakat direkten dönen toplar ve kaçan pozisyonların olduğunu söylemek de lazım. Onlar da maçın özetini izledim. Southampton'da ne kadar önemli oyuncular da satsa onlar da yine bir transferlerle birlikte lige tutunmaya çalışıyorlar. Aynı şekilde onlar da çıkmak istiyor. Güzel tempolu bir mücadele geçer gibi geliyor bana. KG var ona bir 41. Tek tercihim mücadelenin var olmasını bekliyorum. Değerlendirecekleri bol şanslar. Toplamda 5 adet mücadelen var. Artı 300 like geçersek sizlere kombin verisi de yaparım ben. O yüzden video like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz Bay bay.